Evet. Şimdi hepimiz Çin'in ne yapmaya çalıştığını anlayacağız. Osmanlı Başkanı'na gidip soralım. Sayın Başkan, sizce Çin Başkanı ne yapmaya çalışıyor? Başkan der ki, Çin Başkanı zaten benim büyük bir müttefiğim. O yüzden biz bir aradayız. Zaten ilk başlarda Birleşik Krallık ve Amerika'ya destek vermişlerdi. Zaten onlar da Birleşik Krallık ve ABD'nin yaptıklarına orijinal değil. Biz de bir olduk ve Amerika ve Birleşik Krallık'a savaş açtık. Evet başkan. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Şimdi Amerika'nın şu son durumuna bakacağız. Amerika'nın durumu iyice vahimleşti. Amerika bu sınırlardan şu sınırları azaldı. Yani Amerika'nın durumu vahim. Bir de çok vahim. Rusya bu büyüklüğüyle kalamaz. Türk devletlerinden çok büyük bir adım var. Askerilerine Türk devletleri askeri de çok yükseldiler. Türk devletleri askeri de Çin'i geçti. Türk devletleri askeri de Birleşik Krallığa ulaştı. Askeri de 1 Amerika, 2 Rusya, 3 Osmanlı, 4 Türk devletleri. Avrupa Birliği Rusya sınırlarından bu kıtada da doğmaya başladı. Avrupa Birliği bu kıtada da doğdu. Amerika Avrupa'yla savaşamadı. Osmanlı Amerika'ya bir darbe daha vurmak istiyor. Amerika askeri de yerini Rusya'ya bırakacak. Amerika düştü. Osmanlı'ya saldırdılar ama Osmanlı daha da büyüyerek gelişti. Osmanlı Amerika'nın şu bölgesine de saldırdı. Askerler şu konumda ilerliyor. Şöyle bir çatışma olmuş orada. Osman buraları aldı, sınırları aldı, buralar aldı. İşlerden denize döküldü. Ve denize döküldü. Çin'in hamleleri merak konusu. Bakalım ne yapacak? Osmanlı büyüdüğünü ilan ederek Çin'le anlaştığı toprakları Çin'den almak istiyor. Ama burada bir sorun var. Osmanlı'nın askerleri şu kadar toprağa bile zor yetiyor. Şimdi bu kadar büyük bir toprağa nasıl hakim olacaklar? Osmanlı'dan bir adam. Bütün Amerikan vatandaşlarını Amerika'ya yollanacak. Ve 15 yaş ile 30 yaş ile 40 yaş arasındaki insanlar mecburi askerli. Bu süre uzatıldı. 30-45. Süre uzatıldı. 30-50 oldu. Yani 20-30 yaşına gelen insanlar neredeyse bir bu kadar daha askerlik yapacaklar. Amerika'nın askerisi iyice düştü. Askeri de birinci Rusya, ikinci Amerika değil Osmanlı, üçüncü Amerika, dördüncü Türk devletleri. Yalnız Türk devletlerinin bir adımı var. Herkes izlesin. İzlemeye devam edin.
Türk devletleri de Osmanlı'ya destek olarak Amerika'ya Türk devletleri Amerika'nın bu kısmına da Amerika sadece bu kadar kaldı. Amerika Osmanlı'ya saldırmakla büyük hata etti. Türk devletleri Rusya'ya dalıyor. Türk devletlerinin amacı ne acaba? Türk devletleri dünyanın süper gücünü kendi başlarına dağıttılar. Muazzam şeyler. Türk devletleri Rusya'nın bu kısmını aldı. Türk devletleri Rusya'nın bu kısmını aldı. Türk devletleri Amerika'yı Amerika bu kadar kaldı. Burayı Türk devletleri aldı. Türk devletleri Türkiye dünyanın süper gücü oldu. Avrupa Birliği sessiz kaldı. Böyle beklemedi Avrupa Birliği. Avrupa ülkeleri Türk devletlerine savaş ilan etti. Bütün devletler Türk devletlerine savaşına. Osmanlı Konya Cumhuriyeti'ni yıktı. Ve Türk devletlerinden anlaşmalı kendilerine sunuldu. Türk devletleriyle müttefik olan bir tek Osmanlı var. Sıralamayı sayıyorum. Sıralama yine değişti. 1. Askeri de 1. Türk devletleri. 2. Osmanlı. 3. Rusya. 4. Avrupa Birliği. 5. Birleşik Krallık. 6. Amerika Birleşik Devletleri. 7. İran. Özür dilerim. Çin'i tuttu. Çin 4. sırada. Şimdi Türk devletleri böyle bir yayılım yaptı ki dünyanın süper gücü şu anda. Ve Osmanlı'ya destek grafiği yenileniyor. Böyle değişti. Osmanlı'ya destek, Amerika'yı veren destek oldu. Kararsızlar aynı. ABD'den yanında olan devletler bu kadarcık bir pizza dilimi kaldı. Şimdi Osmanlı ne yapacak? Bütün ülkeler gibi Türk devletlerinin dalacak mı? Yoksa Türk devletlerinin yanında mı olacak? Karar günü geldi. Osmanlı Başkanı diyor ki biz ilk hedef olarak Rusya ve Amerika'yı seçtik. O iki devleti yıkacağız. Avrupa'yla her türlü müttefikimiz devam ediyor. Avrupa Birliği'ne hayran katılmak istiyoruz. Avrupa Birliği'ne dilekçe de yazacağım. Dilekçe yazıldı. Dilekçede yazanlar. Osmanlı gibi büyük bir devletiz biz. Avrupa Birliği'nin bize çok ihtiyacı var. Avrupa'ya katılmak istiyoruz. Gereğini arz ederiz. Avrupa Birliği'nden karar. Osmanlı bize katılamaz. Kabul etmiyoruz. Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Başkanı'nın dediği gibi ilk hedef Rusya ve Amerika. Rusya ve Amerika'da tehdit edecek derecede bir bölge aldılar. Türk devletlerinin desteğiyle.
Rusya ve Amerika'nın tam ortasını aldı. Artık Rusya ve Amerika Osmanlı'ya ve Türk devletlerine mutlu. Ama Çin'in rıyabeti belirledi. Çin'den yeni karar. Biz Osmanlı padişahıyla yakınız. Yine Osmanlı'yla müttefikliğe devam ediyoruz. Yanlış bir karar aldık. Biz bu karardan dönüyoruz. Tek ben mi akşam? Sevgili başkanım, bir tek ben alkışlıyorum. Bana para vereceğim. Bak, sen bir tek ben alkışladın. La hadi git lan. İşten attım seni. Birleşik Krallık Türk devletleri tarafından yıkıldı. Birleşik Krallık değil. Kral kaldı sadece. Devletleri dünyayı kastı. Türk devletleri, Türk devletleri, Türk devletleri, Türk devletleri, Türk devletleri dünyayı kasıyor. Türk devletlerinden Osmanlı'ya mesaj. Osmanlı devleti bizim müttefikimiz. Osmanlı Devleti bizim müttefikimiz değil diyemeyiz. Ha 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 ha. Osmanlı İmparatoru korkudaydı diye kanal açıklayınca çok mutlu oldu. Hadi gülmeye başlayalım. Osmanlı Devleti yeni adımlar atıyor. Yeni silahlar icat etmeye başladı. Çok değişik şeyler yapıyor. Türk devletleri Osmanlı'nın ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Ama Osmanlı da Türk devletlerinden rahatsız olmaya başlamış durumdadır. Osmanlı şu anda silah zenginliği. Osmanlı fabrika kurdu. Fabrika kurdu. Toplam 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000 fabrika kurdu. Ama bu fabrikanın atıklarını geliyor Amerika'nın şeyine atıyor. Yani kendi ülkesini kirletmiyor. Amerika'yı kirletiyor. Aa, Osmanlı boru çekiyor. Osmanlı böyle bir boru çekti. Bütün fabrikanın atıkları buraya geldi. Ve bu da yer altından Amerika'ya girecek. Tamamdır, boru çekildi. Türk devletleri Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği Osmanlı'yı birliğine almadığı için Türk devletleri Avrupa'yı yıkıyor Osmanlı ile birlikte.